Hayır. Eşiniz gelmeden yemeğe başlamamalısınız. Oturtma bakalım ananı sofraya, bir oturtma daha. Geçecek mi bakalım o bir lokma boğazından senin? İstediğiniz sözleşmeyi imzaladım. Neden hala benden korkuyorsunuz? Anlaşılan siz o sözleşmeye çok bel bağlamışsınız. İmzalayarak beni etkileyeceğinizi zannetmişsiniz. Ben o imzayı isteyerek attım ama. Bu hiçbir şey değiştirmez. Yani sizinle ilgili fikirlerimi değiştirmez. Siz kardeşimle parası için evlendiniz. Oysa çok genç ve çok güzelsiniz. Bu güzelliğinizle yaşı yaşınıza denk, zengin bir kocayla evlenebilirdiniz. Böylece para için evlendiğinizi çevreden de saklamış olurdunuz. Bir dakika, bir dakika. Daha sözlerim bitmedi. Ben doydum ama Güzide Hanım. Bu gece bütün hakaretlerinize doydum. Gece? Aç değilim. Yorgunum. Ay, yine aç kalmış birisi. Ağlamaya kaçıyor, baksana. Ne oldu Ece Hanım? Ha? Sözleşmeyi imzaladığın yetmedi mi? Ha? Yaranamadın mı o yaşlı görümcene? Bırak beni anne. Gir çabuk içeri. Bırak. Gir içeri vallahi seni. Geç. Nasıl kalkarsın kız o masadan? Niye kalkıyorsun masada? O masadan kalkacak olan kişi sen değilsin. O masadan bir kişi kalkacak. O da o yaşlı cadı işte. Burası onun evi değil. Sinirlerim bozuk diyorum anne. Senin afran tafran anana zaten. Anana. Ne oldu? Ha? Suratımıza böyle esip yağıp gürlüyordun. Ha, ne oldu? Yok ezik Ece ölmüşmüş de. Yok Ece Egemen doğmuşmuş da. Bu mu Ece Egemen? Bu mu? Kime anlatıyorum acaba ben? Bu evde değil o yaşlı görümcen. Hizmetçiler bile saymıyor seni. Hizmetçiler. Ama kabahat kimde? Ah, ah. Kocanın kızı seni boğmaya kalktı. Bir lokma yemeği bile kursağında bıraktılar. Kim sayacak kızım seni? Ha? O cadı görümcenin saymadığı yerde seni hizmetçiler mi sayacak? Sen bu yalının hanımısın kızım. Hanımı. Siz? He? Söyleyin de bir ben de güleyim bakayım. Ne gülüyorsunuz? Aramızda konuşuyorduk. Sana mı güleceğiz be? Sen niye üstünü anlıyorsun ki? Benim de bu şekilde konuşamazsın sen. İkiniz de bundan sonra bana siz diyeceksiniz. Yok artık öyle senle benle. Ben Ece Hanım'ım. Duydunuz mu? Ben Ece Hanım'ım. Sen bu kadar ısrar ettin ve Ece bu sözleşmeyi imzaladı. Ya niye bu kızla uğraşıyorsun? Daha ne istiyorsun ki? Özel bir çabam yok Arzım. Ama eşin çok alıngan. Tıpkı küçük bir çocuk gibi. İyi akşamlar. Kahya'nın kızı yok sizin karşınızda. Sizin karşınızda Hazım Bey'in eşi var. Bundan sonra birinizin ağzından bir sen duyayım. Bu kadar şişinme Ece Hanım. Bu yalıda yediğin meydan dayaklarını unutmadık biz. Ne oluyor burada? Sen kiminle nasıl konuşuyorsun böyle? Hazım Bey, çok özür dilerim. Bu yaptığınızın özrü var mı? Buna eşim karar verecek. Eşime yapılmış bir hakareti kendime yapılmış addederim. Bunu herkes böyle bilsin.
ve kendine gelsin. Gülten'le ilgili kararını bana söyle. Eşimi duydunuz. Benim daha fazla konuşmama gerek kalmadı. Seninle ilgili kararıma gelince... senden özür değil, saygı istiyorum. Ve bu bana yapmış olduğun son saygısızlığındı Gülten. Kimse kendini geçmişte avutmasın. Ben bu yalının hanımıyım. Ve bunu unutan çok pişman olur.